Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Gene GSC Motors'a ait bir aracı inceliyoruz. Aracımız 2004 model Clio Semboul 1.5 dizel motor. Aracımızı incelemeye geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımızı full izlemeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu videolar kesinlikle sizlere faydalı olacaktır. Bugünkü aracımız az önce dediğimiz gibi 2004 model ekonomik bir araç. Ustası yedek parçası bol ve ucuz. Gerçekten son derece ekonomik bir araç. Aracımızın teknik özellikleri arkadaşlar 1.5 litre yani 1461 cm3 hacminde 65 beygir ve 160 Nm tork gücüne sahip turbo beslemeli sırada 4 silindirli bir araç. Aracımızın boş ağırlığı 980 kg ve 0'dan 100 km'ye aracımız 15 saniye gibi bir sürede çıkıyor. Çok seri bir araç değil, hızlı bir araç değil ama gerçekten oldukça ekonomik bir araç, aile aracı. Aracımızın yakıt kapasitesi 50 litre. Aracımız şehir içinde 5.7 litre, şehir dışında 3.6 litre ve ortalamada da 4.5 litre gibi bir yakıt yakıyor. Tabii bu yakıt tüketimi fabrika verilerine göre arkadaşlar ama kullanıma göre bu yakıt tüketimi de değişiyor. Şimdi aracımızı yakından inceleyeyim arkadaşlar. Ön taraftan başlayalım. Ön tarafta gördüğünüz gibi aracımızın hemen üstünde camımızın üzerinde bir radyo antenimiz var. Camımız oldukça geniş, görüş açısı güzel. Yağmur sileceklerimiz var. Su fıskiyelerimiz var gördüğünüz gibi. Su fıskiyelerimiz ön kaputumuzda. Ön kaputumuzda düz bir yapıya sahip. Sağlı sollu biraz irice farlarımız var. Hava girişlerimiz gördüğünüz gibi yeterli düzeyde. İki farımızın ortasında Renault logomuz var. Tamponumuz siyah. Alt taraflar gövde rengi. Sis farlarımız mevcut. Klimalı bir araç gördüğünüz gibi. Klima radyatörü de var. Aracımızın ön tarafı böyle arkadaşlar. Aracımızın ön tarafında disk frenlerimiz var. Arka taraflarımız kampana, 14 inç jantlarımız var. Ön çamurluğumuzda yan sinyalimiz var. Cam çerçevelerimiz siyah renkli. Siyah renkli aynı şekilde aynalarımız, dikiz aynalarımız var. Gördüğünüz gibi kapılarımızda çıtalarımız var. Siyah renkli ve genişçe güzel, kapılara faydalı. Kapı kollarımız da aynı şekilde siyah. Ayrıca aynalarımızda içeriden elektrik kumandalı. Aracımızın arka camı biraz bombeli. Ayrıca rezidansları da mevcut. Ayrıca hemen şurada logonun altında bir de fren lambamız da var. Frene bastığımız zaman o lamba da yanıyor. Camımız filmli olduğu için çok fazla belli olmuyor ama. Arka bagaj kapağımıza gelince genişçe bir kapağımız var. Renault logosu var sol tarafta. Orta tarafta yine gördüğünüz gibi Renault logosu, Clio yazısı mevcut. Arkada tamponumuz da ön tarafta olduğu gibi. Gördüğünüz gibi ortası siyah, altı da gövde rengi. Hemen bagajımızı buradan açıyoruz. Bagaj kapağımızın altında gördüğünüz gibi izolasyon yok. Ama iç kısmına gelince gördüğünüz gibi izolasyonu var. Artı arka bagajımızın hacmi de gerçekten oldukça büyük. 510 litre hacmi bagajımız var. Sol tarafta gördüğünüz gibi kirkolarımız var. Ayrıca istepme lastiğimiz de burada bagajımızın hemen altında yer alıyor. Arka bagajımız böyle arkadaşlar. Arka kapı açılışı fena değil. Kapımız biraz hafifçe. Clio sembollerde gördüğünüz gibi arka taraflarda böyle kollu camlarımız var. Açılışı da gayet rahat. Hafiften bir kol dayamamız mevcut. Burası kumaş. İç döşemesi plastik. Hafiften yumuşakça. Bir bakalit yapıya sahip. İç koltuklarımızda gördüğünüz gibi şu anda üzerinde kılıflar var ama koltukların kendi kumaşları da sağlamdı bunun. Arkada böyle iki tane hoparlör koymuşlar büyükçe. Onun haricinde sol taraftaki kapımızda küllüğümüz yok ama sağ taraftaki kapıda gördüğünüz gibi küllüğümüz var. Ortada çok fazla olmayan böyle bir şaft tümseğimiz var. El tutamaklarımız var. Aracımızın arka tarafı böyle. 3 kişilik baş dayaması ve emniyet kemerlerimiz de mevcut. Şimdi bir de aracımızın arkada oturuş pozisyonunu görelim. Merhabalar arkadaşlar. Aracımızın arkadaki oturuş pozisyonunda gördüğünüz gibi dizlerimize birazcık mesafe var. Kafamızın üstünde mesafe var. Ön koltukları da kendime göre ayarladım. Yani arkadaki oturuş pozisyonu gayet rahat. Şimdi aracımızın bir ön tarafına geçelim. Ön kapı açılış hassasiyeti de fena değil. Yani ağır bir kapı değil, hafif bir kapı. Kapılarımızda gördüğünüz gibi kol dayamamız. Ön kapılarda ceplerimiz mevcut.
Burada bir elle kapıyı kapatmak için bir çukurumuz var böyle. Kapı kolumuz plastik, siyah. Öndeki iki cam için, yani iki kapının camı otomatik. Arkalar gördüğünüz gibi az önce manueldi. Burada bir hoparlörümüz var. Onun haricinde ön koltuğumuz da böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Koltuklarımızı yatırıp kaldırmak için şurada gördüğünüz gibi bel kısmını şöyle yatırabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi makaralarımız var. El frenimiz var. Dörtlü flaşörümüzü buradan yakıp kapatabiliyoruz. Onun haricinde aracımız manuel. 5 ileri bir geri vitese sahip bir araç. Burada gördüğünüz gibi aracımızın havalandırmaları var. Hava menfezlerimiz var. Buradan yan cama, buradan sürücüye gelen hava akışı var. Şuradaki ufak tweeterlarımız var. Ön camın havalandırmaları da ön tarafta gördüğünüz gibi. Onun haricinde burada ayna ayarlarımızı buradan yapıyoruz. Yani aynalarımız içeriden otomatik. Buradan farımızı aşağı yukarı kaldırabiliyoruz. Bu da arka cam rezidansımız. Aracımızın direksiyonu ortada airbag ve korna var. 3 kollu bir direksiyon. Ayrıca elektrik destekli hidrolik direksiyon. Aracımızın hemen şöyle bir içine geçelim. Ön göstergemizde de gördüğünüz gibi sol tarafta motor devri, sağ tarafta kilometremiz. Burada da uyarı ikaz lambalarımız var araçla ilgili. Hemen üstte şurada gördüğünüz gibi yakıt durumunu gösteren bir gösterge. Bunlar analog tabi. Burada da bir hararet göstergemiz mevcut. Aracımızın anahtarı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Buraya taktığımız zaman, yerine çevirdiğimiz zaman gösterge ışıklarımız da yanıyor. Burada da hemen bir saat göstergemiz var şurada. Görüyorsunuz. Saat göstergemiz de böyle. Onun haricinde burada da gene hava menfezlerimiz var. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Radyomuz var. Şu an üzerindeki radyo orijinal değil. Şöyle. Onun haricinde altta. Onun haricinde de burada da gördüğünüz gibi klimamız var. Sıcak soğuk hava düğmemiz var. Burada hava akışını sağlayan bir düğmemiz var. Yukarıya, aşağıya, cama. Buradan hava akışını sağlayabiliyoruz. Burada da fanımızın devrini ayarlayan bir düğmemiz mevcut. Burada hemen gördüğünüz gibi böyle bir küllüğümüz var. Ama tabii ki sigara içirdiğiniz zaman burayı anahtarlık olarak veya ufak tefek şeylerinizi koyabiliyorsunuz. Burada otomatik kapı kilidimiz var. 12 volt çıkışımız var. 5 ileri 1 geri manuel vitesimiz var arkadaşlar. Onun haricinde sağ tarafta gördüğünüz gibi böyle torpidomuzda bir bölmemiz var. Buraya ufak tefek telefon falan gibi malzemelerimizi koyabiliriz. Güzel düşünülmüş o da. Böyle de bir torpidomuz var. Torpidomuz da fena değil. Çap olarak iyi yani. Torpidomuzun hacmi de güzel arkadaşlar, görüyorsunuz. Bunu bardaklık olarak da kullanılabiliyor ama normalde şu biraz daha şöyle düz durması lazım. Tabi zamanla açığa kapa, açığa kapa biraz fazla açılıyor. Sağ tarafta da kapımızda gördüğünüz gibi bir tane otomatik cam düğmemiz var. Onun haricinde şu kısmı kumaş. Bir cebimiz var. Normal hafiften bir kol dayamamız var. Aracımızın ön tarafı böyle. Tavanımıza gelince zaten aracımızın tavanı yeni değişti. Yani bu tavan yeni takıldı. Hatta bu tavan takıldıktan sonra aracın içinde sigara bile içilmedi. Böyle güneşliğimiz var. Aynalı sürücü yolcu tarafı. Sürücü tarafı da böyle. Gördüğünüz gibi burada ayna yoktur. Burada da bir lambamız var böyle. Aracın içindeki lamba da böyle bu şekilde yanıyor arkadaşlar. Tavan lambamız. Şöyle kapatıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi aracın iç dikiz aynası var. Arkadaşlar aracımızın içini dışını güzelce inceledik. Gerçekten ekonomik bir araç, kullanışlı bir araç. Ustası bol, yedek parçası bol. Yani Türkiye standartlarına göre, Türkiye'deki yolların durumuna göre gerçekten çok uygun bir araç. Dediğimiz gibi 2004 model dizel bir araç. Bu aracın 1.6 litre, 1.4 litre benzinli olan modelleri de var. Onun haricinde tabii ki daha sonraki dönemlerde bu aracın 1 litre hatta 900 cc olan benzinliler de şu anda yeni çıkan araçlarda mevcut. Ama tabii ki onlar da güç olarak şu anki bu araçlarla aynı dönemin 1.4'leri ile 1.6 motorlarla aşağı yukarı aynı güçlere sahip. Şu anki yeni yapılan araçların motor hacimleri ufak ama bu 2000'li yılların yani 2004, 2005, 2006, 2007 dönemindeki araçların 1.4'leri ile 1.6'ları ile şu andaki bu ufak hacimli araçlarda aşağı yukarı aynı kuvvetlere sahipler. Yakıt olarak da biraz daha az yakıyorlar. Bu araç GSC Motors'a takastan geldiydi. GSC Motors'un yani Suat arkadaşımızın kendine ait bir tane 307 tek kapı spor aracı vardı. O araç da bunu takas etti. Ama aracı takas ettikten sonra içinde işte bu tavanı değiştirdi.
arkadaki stop lambalarını değiştirdi. Ön takımı yaptı. Ondan sonra aracın klima pompasını değiştirdi. Ondan sonra yani araçta bayağı bir ön takımda gene dediğimiz gibi ön taraftan motordaki işte gergi bilyesi olsun, kayışlar olsun onları değiştirdi. Bayağı bir elden geçti yani araç. Şu anda araç gerçekten yani alan kişi sorunsuz olarak binebilir yani. Bu araçta zaten şu an GSC Motors'tan satılık. Yani alan kişi bayağı uzun bir süre bu aracı rahatlıkla, gönül rahatlığıyla masraf etmeden kullanacaktır kesinlikle. Aşağı yukarı bu aracda 48-50 bin lira civarında bir satış rakamı var herhalde. Şu an bilmiyorum ama 2004 dizel 1.5 araç. Hani ilgilenenler varsa GSC Motors'la iletişime geçebilirler. Zaten kartı da koyacağım hemen burada. Motor 250 binden sonra yenilenmiş ve sorunsuz bir şekilde de yapılmış. Gerçekten şu anda motor da çok iyi bir durumda. Zaten dediğimiz gibi GSC Motors Suat arkadaşımız da kendisi de zaten motorcu. Aracın motorunda bir sıkıntı olsa zaten bunu kesinlikle halletmeden satmazdı. Zaten bu araçların da şu anki fiyatları arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 40 bin liralardan başlıyor. Yani ortalama fiyatlar aslında 50 bin ile 60 bin lira arasında ama kilometresi yüksekse, işte kazası belası varsa veya ticari taksi çıkması olanlar var. Onlarda da bu araçların fiyatları işte 40 bin liralardan başlıyor. 60-70 bin liralara kadar temiz olanlar da çıkıyor fiyatlar olarak. Yani 60-70 bin liralara kadar da fiyatlar var arkadaşlar. Ama tabii ki temizlik durumuna göre dediğimiz gibi bunlar fark ediyorlar. Şu an 2021 Haziran sonundayız. Şu anki fiyatlar da böyle. Bu araçta klima var. Ondan sonra hidrolik direksiyon var. Ön iki cam otomatik. Tabii bu dönemde araçlarda bunlar iyi özelliklerdi ama şu anki özellikler olarak baktığımız zaman, yani yeni araçlara baktığımız zaman onlarda çok daha fazla özellikler var. İşte ABS var, işte ne bileyim ASR var. Onun gibi değişik bayağı bir özellik var araçlarda. Aracımızın konforuna gelince arkadaşlar, yani kullanış olarak çok konforsuz bir araç değil kesinlikle. Kullanımı çok rahat, çok basit kullanabiliyorsunuz, rahat kullanabiliyorsunuz. Biz bu tarz araçları uzun zamandır da kullanıyoruz. Bu aracı da aşağı yukarı işte takas edeli 2 hafta oldu, 2 haftadır da kullanıyoruz. Araçta pek bir sorun yaşamadık. Zaten ufak tefek ön takımdan gelen sesler vardı. Bilyelerden, aracın tekerleklerinin bilyelerinden gelen sesler vardı. Onlar halledildi. Onların haricinde de çok fazla bir şey yok. Dediğimiz gibi bu araçlar uzun yollarda da konforlu diyebiliriz. Virajlarda çok sağlam değil aracımız. Çok güvenli bir araç da değil, çok konforlu bir araç da değil ama dediğimiz gibi ekonomik bir araç. Bu araçta 110-120 km hızlarla gittiğiniz zaman kesinlikle, tabii 90 km, 110 km arası diyelim biz. Bu hızlarla gittiğiniz zaman araç gerçekten inanılmaz ekonomik, çok az yakan bir araç. Yani neredeyse diyebiliriz ki hani yakıtı koklayarak gidiyor diyebiliriz o şekilde. Dediğimiz gibi yalnız işte uzun yolda falan giderken virajlara biraz dikkat etmek lazım. Çok hızlı girmemek lazım. Onun haricinde araçta birazcık motor sesi oluyor. Ama çok rahatsız edici mi dersek, tabii ki çok rahatsız edici değil ama uzun yola çıktığımız zaman birazcık motor sesi belki kafamızda birazcık uğultu yapabilir yani. Onun haricinde aracın uzun yolda kesinlikle çok fazla bir konforsuzluğu yok. Aracın frenlerine gelince frenleri de fena değil. Tabii ki çok böyle sağlam fren değil ama kesinlikle ve kesinlikle bu aracı rahatlıkla durdurmaya yetiyor. Zaten bu araca göre yapılmış bir fren. Ama kalkıp da 180-200'de giderken frene birdenbire basarsanız birazcık kayabilir bu araçlar. Öyle çok fazla hani ABS falan da olmadığı için duruş mesafesi biraz kısa olmayabilir. Onun için bu tarz araçlarla yani hızlı gitmeyi değil, rahat ve ekonomik gitmeyi düşünmek daha faydalı olacaktır. Daha önceden bu aracın 2008 model olanını incelemiştik. Aşağı yukarı kasası aynı. Çok fazla bir değişiklik yok. Bir ön farlarla stoplarda ufak değişiklikler var. Ama araç şekil olarak aynı araç. Uzun yıllarda zaten bu kasa araç çıktı. Çünkü çok tutulan bir araçtı. Bu aracı şirketler aldılar, aileler aldılar. Yani onun haricinde işte emekli olan insanlar da bu tarz araçları tercih ettiler. Ticari taksiler bu araçları aldılar, bayağı kullandılar. Bunların hem benzinlisini hem dizelini ticari taksilerde de bayağı kullanıldı. Çünkü araç çok fazla sorun çıkartmıyor. Bu aracın motoru 1.5 litre, çok yaygın olan bir motor. Benzinli olan motorlar da aynı şekilde. Renault'da uzun süredir, yıllardır kullanılan motorlar. Sadece zamana göre işte birazcık daha fazla teknolojiyi ve çağa uydurup daha ekonomik, daha güçlü yapıyorlar. Ki zaten şu an 1.5 dizel motorlarda bu 65 beygir ama yeni çıkanlarda 70 beygir, 90 beygir, 100 beygirin üzerinde de 1.5 litre hacimli motorlarda görüyoruz. Tabii ki bu motor sadece bu araçta değil,
Clio sembolde değil. Clio'nun hatchback kasalarında, onun haricinde Megane'larda, Fluence'larda, Kangolarda ve hatta başka marka araçlarda da, hatta Mercedes'te bile bu aracın motoru var arkadaşlar. Onun haricinde Nissan'da işte Qashqai'larda var. Hepsi aynı motor. Sadece onlarda işte beyinde farklılıklar var. Yazılımda farklılık var. Aracın pompasında farklılık var. Böyle ufak tefek farklılıklar var ama aracın motoru aynı motor arkadaşlar. Yani çok bilindik bir motor. Parçası, ustası bol. Yani bu araç arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Aracı aldığı zaman Suat arkadaşımız arkadaki iki tane stop lambasını değiştirmişti. İki stop lambasını 170 liraya aldı. Yani o kadar ucuz parçaları. Farlar da aynı şekilde gene ucuz. Yani şu anki yeni versiyon araçlara göre gerçekten parçası çok ucuz bunların. Ayrıca döneminde de bu aracı oto kiralama şirketleri, filo kiralama şirketleri diyelim. Bunları genelde tercih ettiler. Çünkü dediğimiz gibi az önce hem az yakıyor hem ekonomik bir araç. Parçası ustası bol. Yani tamir gerektiği zaman kısa sürede aracı tamir ettirebiliyorsunuz. Bundan dolayı filo kiralama şirketleri de bu aracı bayağı bir tercih ettiler. Aracımızda 510 litre bir bagaj hacmi var. Arkadaki oturuş pozisyonu fena değil. Aracın içi öyle çok fazla dar değil. Yani bunlara da baktığımız zaman gerçekten ailelere uygun bir araç. Yani aileler de rahatlıkla bu araçları tercih edebilirler. Onun haricinde zaten az önce dediğimiz gibi emekliler de bu aracı zamanında bol miktarda aldılar. Çünkü ödeme şekilleri, fiyatları da gerçekten uygun olan araçlardan bir tanesi. Hani bu aracı kimlere tavsiye edersiniz derseniz, şu anda bu aracı işte iş yapmak için kullananlar, yani işe gidiş geliş için kullananlar, ufak tefek takımı, aleti elinde, el çantası olanlar, bagaj hacmi dediğimiz gibi geniş, ufak tefek malzeme koyup da işe gidip gelen arkadaşlara da çok uygun bir araç. Ailelere zaten uygun bir araç dediğimiz gibi. Emeklilere, yaşlılara uygun bir araç. Yani dar gelirlilerin de kesinlikle işini görecek bir araç. Aracın çok fazla bir masrafı olmuyor. Kaza yapsanız yedek parçası falan ucuz. Yani geniş bir kitle bu aracı kullanabilir. Hemen hemen herkese tavsiye edilebilir yani bu araç. Ama tabii ki çok hızlı araç kullanan kişilere, seri araç kullanan kişilere bu aracı tavsiye edemeyiz. Çünkü araç gerçekten çok seri bir araç değil. Yani 0'dan 100 km 15 saniye gibi sürede çıkıyor. Biraz yavaş yavaş bir araç. Çok fazla seri değil yani. Zaten aracın son hızda fabrika verilerine göre 160 km civarında. Yani bu da arkadaşlar demek oluyor ki çok hızlı bir araç değil yani. Hızlı kullanan kişiler için kesinlikle uygun bir araç değil. Zaten bu aracın frenleri de ona göre. Onun haricinde araç hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa arkadaşlar, gene bize yorumlara yazarsanız sizlere dönmeye çalışırız. Bu aracı almak isteyen arkadaşlar da olursa, GSC Motors'a irtibata geçebilirler. Onlara zaten ellerinde başka türlü araçlar da var. Yani sadece bu tarz araçları, ucuz araçlar değil, hani böyle hafif ekonomik araçlar değil, lüks araçlar da oluyor ellerinde. Yani araç için GSC Motors'a da iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz herkese teşekkür ederiz. Eğer kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız da seviniriz. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.